Ateş, ateş! Yaşasın Komutan Gozo! Nişan al, bul ve yok et! İşte böyle! Yaşasın! 2. seviyeye geçtim, oley! Dayanamadın değil mi? Yazık, sen de bilgisayarın olsaydı sana da öğretirdim. Keşke. Gökay bitir artık, 2 dakika sonra ders başlayacak. Tamam, bitiyor. Vuh ya, hadi! Çocuklar, dünyada benim uğruna oynadıkça güçleniyorum. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Oyuncaklar. Dünyada sizlerle oynayan çocuk kaldı mı? Bilgisayar oyunları dururken sizin ne yapsın? Enerjisi mi bitti bunun? Ne yapacağız Kulina? Ne yapacağız Kulina'ymış? Bunu başımıza sarmadan önce düşünecektin. Aptal Şoker. Belki de artık böyle etkisiz kalır. Ha? Hiç sanmam. Ay. İlk karşıma çıktığında da enerjisi azdı. Heh. Ama sonra birden toparlandı. Dünyadaki çocuklar onun olduğu bilgisayar oyununu oynadıkça güçleniyor. Yapılacak tek bir şey var. Dünyaya gidip bu oyunu ortadan kaldırmak. İyi o zaman. Seni tutmayalım. Saçmalama Şoker. Ben burayı bırakamam. Bu işi başımıza sen sardın, sen temizleyeceksin. Hemen dünyaya inip bir yolunu bulup bizi kurtar. Hadi güle güle. Peki. Ha. Ama bu işi başarırsam oyuncak madalyası isterim. Ona göre. Ay delireceğim şimdi. Çabuk ol. Şimdi enerjisi yerine gelecek. Peki. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz Şoker. Dikkat et. Teşekkürler. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Lütfen oturur musun? Makbule Hanım, Nana ile özel olarak konuşabilir miyiz? Peki kızım. Seni hafife almakla hata etmişim. Bakın ben... Hakan'la konuştum. Yok bir rüya görmüşsün. Yok moralin çok bozukmuş. Güya seni teselli etmek istemiş. Bunlara inanacağımı düşünmüyorsun herhalde. Bu işi neden kestirip atmıyorum biliyor musun? Senin gibi yeni etme bir kızın karşısında yenilgiyi kabul etmeyeceğim. Anlıyor musun? Bakın ben aslında... Aslında istemeden bana çok büyük bir iyilik yaptın. Hakan çok pişman. Mahvolmuş bir halde. Ayaklarıma kapanıp benden özür diledi. Özür mü diledi? Evet. O aslında yanağına masum bir öpücük konduracakmış. Ama sen bunu yanlış anlayıp onu öpmüşsün. Zavallı kız sanırım yanlış hayallere kapıldı dedi. Bu sayede evlilik kararımızı hemen hayata geçireceğiz. Ve sevgili nanacığım, sen de tıpış tıpış geldiğin çöplüğe geri döneceksin. Öyle mi dersin? Bence bu kadar emin olma. Vay be! Bir de bana karşılık veriyorsun ha? Sana gününü göstereceğim ben. Neler oluyor? İkinizden de kurtulmama çok az zaman kaldı. Bunu aklınızdan çıkarmayın, tamam mı? Görüyor musun başımıza gelenleri? Evet. Emre, konuştuğumuz gibi ona göre. Derslerini yaptıktan sonra sadece 1 saat. Tamam. Ya ben ne zaman oturacağım? Çekilişe katıldığımda dalga geçmiştin. Bu bilgisayar benim. Hayır Emre. O bilgisayar ikinizin. Kardeşine de izin vereceksin. Üf, tamam ya. Ya gördün mü? Bana şu oyun sayfasını açsana internetten. Olmaz, şimdi işim var. Ya Nana, Emre beni oynatmıyor. O zaman gel ikimiz evcilik oynayalım. Oynarız. adres sayfalarında. Çay kahveni içersiniz. Yağmur yine neden mızıldanıyordu? Emre bilgisayarın başından kalkmıyor diye. Aman bir bilgisayarımız eksikti. Nana, biraz konuşabilir miyiz? Çok işimiz var, ben mutfaktayım. Peki. Dün gece... Ne olmuş dün geceye? Yani sen ve ben... Ben çok üzgünüm Nana. Aslında ben... Nana sen çok iyi bir kızsın. Seni asla üzmek istemem ama... Beni yanlış anlamanı da istemem. Sorun yok, tamam mı? Unut gitsin. Ama... Kendimi kötü hissediyordum ve seninle konuşmak istemiştim sadece. İkimiz de böyle bir şey olacağını bilemezdik. Nana... Efendim? Ya tamam, bu bir hataydı. Kimin suçlu olduğunun bir önemi yok. Biliyorum sen nişanlısın ve bu bir daha olmayacak. Of, ne aptalım ya. Doğru dürüst konuşamadım bile. Merhaba Hakan'cığım. Nasılsın babacığım? Hoş geldiniz. Bilgisayar almışsınız ha? Sorma. Emre çok istiyordu biliyorsun. Tabii canım, bu devirde bilgisayarsız ev mi kaldı? Cicişler çok haklı. Emre'ye bir hediye getirdim, verebilir miyim? Tabii, yukarıdalar kızım. Nasılsın nanacığım? Teşekkür ederim, iyiyim. Yemeğe kalırsınız değil mi? Ah, kalmaz olur muyuz? Özge de ben de Makbuş'un yemeklerine bayılıyoruz. Ya internette hayvanlar dünyasına girsene. Dur ya, şimdi şu araba modellerine bakıyorum. Baksana şu kırmızı olan saatte 250 kilometre yapıyormuş. Aman o kadar da iyi bir model değilmiş. Kaç yeseli bu? Çekilişten kazandı Emre bunu. Aman ne güzel. Emre bak sana söz verdiğim gibi Komutan Gozo'nun oyunu getirdim. Oley! Biliyorsun bu oyun piyasadan kalktı ama yeni oyunlara bin basar. Sen nereden buldun bunu? Figen babasının eski oyun serilerin içinde bulmuş. Bana hediye etti. Kaç para vereceğim? İstemez. Biz kardeş sayılırız. Hayret yani. İçinde virüs falan olmasın. Maşallah her şeyden de anlıyorsun. Yani anlarız. Virüs falan yok. Aman size de iyilik yaramaz. İstemiyorsan ver. Hayır istiyorum. Çift tıklayınca oyun başlar. İşte savaşçı komutanları, bunlar da düşmanları.